arkadaşlar. Geçen haftadan beri bakıyorum, şöyle biz mesajlara falan bakıyorum. Herhalde 12-13 tane arkadaş sınavlarına girmem için bana mesaj atmışlar. Kimileri tabii üslubuyla, kimileri artık kendini aşmış diyeyim. Kendilerine özgüven konusunda o tarzda yazışmalar falan. Hocam bizim adımıza sınava girer misiniz? Hocam bizim adımıza sınava girer misiniz diye. O yüzden artık zaten şu online sınavlar çıktığından beri sürekli olarak bu teklif geliyordu ama şu son bir aydır, 1,5 aydır iyice zamanadan çıkmaya başladı. O yüzden burada söylemek istiyorum arkadaşlar, ben kimsenin adına sınava falan girmiyorum. Lütfen tekrar ediyorum, çünkü genelde gelen arkadaşlar YouTube'dan beni bulup geliyorlar. O yüzden burada böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Yani ya tamam, hadi biz de bakın, biz de sınavda kopya çektik abi. Yani şimdi kalkıp da öyle 4 dörtlük böyle ahlak timsali gibi konuşacak da dedim yani. Biz de yaptık kardeşim o işi. Yani yapmadım diyen de yalan söyler herhalde. Ama ya bir seviyesi vardı arkadaşlar. Ya bir seviyesi. Neydi bizim seviyemiz? Yani ne bileyim, en fazla çorabının arasına kopya koymak, ne bileyim arkadaşın çantasına arka taraftan koymak, sınavda onu almak falan. Ya bizim yaratıcılık, hayal gücümüz bu kadardı yani. Ve sınırımız bu kadardı. Ama yani şimdi abi öyle ya da böyle bir öğretmene sen hem diyorsun ki ya hocam gel benim adıma sınava gir. Yani kopya çekmeme yardımcı ol. Ha onun karşılığında da al sana şu kadar para. Ya arkadaş yani Yeşilçam'da bile bu kadar kötü karakter yoktur diye düşünüyorum. Yani o zengin ukala iş adamları, hani fakir genç para verilmiş falan. Ya öyle bir durum. Ha şunu da söyleyeyim yani, ben fakir genç de değilim. Parayla döverim adamı. Şimdi işin şakası bir tarafa ama arkadaşlar yani lütfen bir öğretmeni öyle ya da böyle bir şekilde sınava davet ediyorsunuz. Onun üstüne bir de para teklif ediyorsunuz. Bu artık iyice işi çığırından çıkarıyor. Tamam hadi çok zor durumda kalabilirsiniz. Doğrudur. Yani gerçekten o sınav sizin için de önemlidir arkadaşlar. Bakın bir şey demiyorum. Anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bunun bir sınırı olması lazım. Yani artık bu seviyeye geçilmemesi lazım. Hatta yani şu bazen bakıyorum, bir tane geçen hafta bir bayan arkadaş, bir dakika ya, şimdi bayan diyebiliyor muyduk? Şimdi ne diyorduk? Bayan da diyemiyorduk değil mi? Hanım mı diyelim? Hanım arkadaş. Ya ama şimdi bizim zamanımızda da hanım dediğin zaman ya bir eş ya da ona benzer bir atıfta bulunmak içindi. Ne bileyim, hanım da pek bana uygun gelmiyor. Ne diyeyim? Kadın mı diyeyim? Arkadaş ne diyeceğimizi şaşırdık ya. Bayanlar, yok bayanlar da diyemiyoruz. Tamam işte bir bayan arkadaş, ya aman sizde. Bir arkadaş işte arkadaş hakikaten bulamadım ne diyeceğimi. Kadın arkadaş diyeyim o zaman. Şimdi bir arkadaş yazmış, selam da demiyor yani, artık ekonomik mi takılıyor bilmiyorum ki. SLM yani yazışma şeklimiz bu olmuş, SLM. Ben de merhaba yazdım. Öğretmen misiniz? Direkt böyle bakın, nasılsın bilmem ne falan yok. Dedim ne vereyim ablama? Size ne lazım? Tövbe yarabbim. Dedim buyurun dedim, nasıl yardımcı olabilirim? Yarın benim şu saatte dersim, sınavım var, online sınav. Buna benim adına girebilir misiniz, giremez misiniz, bunu soracaktım. Eğer girerseniz bu kadar bir bütçem var, bunu size verebilirim. Tövbe yarabbim. Kendimi kötü hissettim ya. Kullanılmış hissettim. Kirlenmiş hissettim. Sinirden gülüyorum ya. Hay dedim ya, kusura bakma arkadaşım. Hayır öyle bir şey yapmıyorum. Kusura bakma dedim. Yardımcı olamam. Yazdığı cevapta okey kip. Lan kip ne diye gittim araştırdım. Kip ne abi? Kip ne diye gittim bizim çocuklara sordum. Yani gruptan bunu WhatsApp'tan bizim öğrenciler varsa hatırlıyordur. Ya dedim kip nedir? Kendine iyi bak demekmiş. Dedim ya Allah'ım ya Rabbim, hadi dedim sana da kim? Ha, bu yine bir şekilde bir tanesi de var. Geldi. Bu biraz daha efendiydi gerçi, Allah var ama. Hocam merhaba. Hocam yarın böyle bir online sınavım var da yardımcı olabilir misiniz? Dedim ki ya kusura bakmayın dedim. Ben bunu etik bulmuyorum dedim yani. O yüzden de kimsenin sınavına girmiyorum. Anladım hocam. Ahlaki olarak evet gerçekten sizi çok iyi anlıyorum. Dediğinizde de haklısınız. Ama hakikaten hocam yarın girebilir misiniz? Sınav benim için çok önemli. Hani anlamıştım be adam yani. Hani şöyleydi anladım hocam falan filan. Yok dedim kardeşim. Peki başka birini tanıyor musunuz hocam? Başka birini tavsiyesiz. Ya kardeşim bak onaylamadığım bir şey için. Niye ben sana başka birini tavsiye edeyim? Ya tamam hocam siz girmeyin ama başka biri varsa çok lazım işte falan. Tövbe sanki komşusuna gidiyor tabak çanak istiyor. Tövbe neyse onu da bir şekilde güle güle dedik gönderdik. Şimdi tabii ki gülüyoruz, eğleniyoruz ama arkadaşlar bakın benim öğrencilerim biliyor ben günde her gün ortalama benim 12 saat pazarda dahil. Bakın pazarda dahil 12 saat dersim oluyor. Bu sadece dersim olmuyor yani 12 saat online dersler haricinde işe yerleştirdiğimiz çocukların işleri oluyor. Benim yurt dışında danışmanlığını yaptığım firmaların işleri oluyor. Yani ben belli bir saatten sonra gerçekten çok yorgun ve agresif bir insan oluyorum. Ya gerçekten bu böyle. Sağ olsun bizim çocuklar beni idare ediyor. Yani şimdi böyle güleye oynaya anlatıyorum ama eğer bu hocam sınava girer misiniz hele üslupsuz hele saygısız şekilde yaklaşan arkadaşlar biraz daha olursa ya bakın yanlış anlamayın kimsenin kalbini kırmayayım diye özellikle bu videoyu buraya koyuyorum. Bizim zamanımızda ya şu an böyle konuşurken tam böyle çok ihtiyarmış gibi de hissettim kendimi. Bakın daha yaşım 39. Ama yani öğretmene karşı bir seviye vardı be arkadaşım ya. Ne olursa olsun öğretmenin vurduğu yerde gül biter derdik. Gözünün içine bakamazdık çünkü öğretmen dediğin ana baba yarısı gibidirdi. Ya tamam biz ana baba yarısı değiliz. Tamam o kadar hürmetle beklemiyoruz. Tabii ki olmaması yani olamaz artık zaman değişti, algı değişti ama şimdi her şeyin de bir sınırı olmalı, şirazesi olmalı arkadaşlar. Yani bu sınırı aşarsak artık toplum yani bu ortamda ya da o şeyde bir denge kalmaz. O yüzden sizden ricam çok da uzatmak istemiyorum. Kimsenin online sınavına girmiyorum. Bu konuyla alakalı bana kimsenin yazmamasını çok rica ediyorum. Hadi bakalım hepinize başarılar.